Günaydın değerli izleyenler. Bugün 14 Mart Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi kayıtlara geçen can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre depremlerde 6.660'ı yabancı uyruklu 48.448 kişi hayatını kaybetti. Nüfusa tescil olmayan ve kimliklendirilmesi adli tıp kurumu marifetiyle devam eden vatandaş sayısı ise 1.615 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini açıkladı. Yener ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir dedi. Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi. Ocak'ta cari açık 9,85 milyar dolar oldu. Bloomberg anketine göre 10,1 milyar dolar açık bekleniyordu. Doğrudan yatırımlarda 223 milyon dolar, portföy yatırımlarında 490 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Merkez Bankası ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi. Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu. Bu arada Ocak ayı perakende satışlarında 21 ayın en hızlı artışı kaydedildi. Perakende satış hacmi Ocak'ta yıllık %33,9 büyüme kaydetti. Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni bir rekor seviye kaydedildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 10 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4.075.641 oldu. Borsada yatırımcı sayısı aylık bazda %4,05 yükselişle 158.776 kişi artış gösterdi. Bloomberg HT deprem bölgesinde Gaziantep organize sanayi bölgesindeki son durumu Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca'ya değerlendiren Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen bölgenin yeniden ayağa kalkması için devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Göç nedeniyle işçi sıkıntısı yaşadıklarının da altını çizdi. Gaziantep merkezimizde organize sanayi bölgemizde çok rahatsız edici bir durum yok. Bir ağır hasarımız yok, yıkılan fabrikalarımız yok. Sadece şehirden göç edenler var doğal olarak. Bundan dolayı biraz işçi problemi var şehrin. Ama ticareti var bu şehrin. Sadece şehrin değil, bölgenin büyük ticareti var. Türkiye ekonomisinin önemli bir bölgesi bölge. Gayri safi yurt içi hasılanın %10'u bu bölgede yapılıyor. Gaziantep merkezde olmak üzere Türkiye ihracatına 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan, ihracatın %8'ini yapan bir bölge. Türkiye tarımının %16'sını kendi ovalarında tarımsal yetiştiren bir bölge. 650 iş yeri ve sanayisiyle yine 11'den bahsediyorum. 650 bin iş yeri ve esnafıyla çok güçlü bir bölge. Ama işte gördüğünüz gibi Gaziantep merkezi etkilenmese dahi Gaziantep organizesi ister istemez dolaylı ve dolaysız kesinlikle etkilendi. Durum o kadar vahim, durum o kadar ağır ki düşünün 650 bin iş yeri ve esnaf var. Onlar işçi çalıştırıldığında 6,5 milyon işçi demek. Yani 14 milyon bir nüfustan bahsediyoruz bölgede. Yaklaşık 3 milyon haneden bahsediyoruz. Bugün canları kaybettik. Gerçekten umutlar yıkıldı. Ama bir yerden sonra artık hayatla normale dönmeye başlıyor. Hayat normale dönerken bu yıkılan binalar, evler, iş yerleri bunun ayağa kalkması çok kolay iş değil. Bireylerin, işletme sahiplerinin, iş insanlarının kendi başlarına bunun altına kalkmaları söz konusu değil. Buraya kesinlikle burayı kucaklayacak devletimiz ihtiyacımız var. Devletimiz burada. Yok demiyorum ama böyle bir büyük coğrafyanın,
böyle asrın bir felaketinde her şeyin yıkıldığı bir ortamda, şartlarda buranın ayağa kalkması çok kolay değil bölgenin. Dolayısıyla devletimizin organizasyonunda, yani finans sektöründen, mesleki örgütlerden, buradaki 20 milyar dolarlık ihracatın, çünkü bu kadar bölgedeki iş insanının alacağı var, vereceği var, esnafın alacağı var, vereceği var. Yıkılan fabrikalarda emtialar fabrikaların altında hibe oldu. Ürünler fabrikaların içerisinde kaldı. Bölgeden bahsediyorum. Dolayısıyla yani sadece bir takım teşvikler falan filan asla yetmez bölgeye. Yani finans sektörü de işin içerisinde olmak üzere konuttan başlayarak hızlı bir şekilde, ivedilikle çok büyük coğrafyanın yeniden rehabilite edilmesi, ayağa kaldırılması ve kesinlikle devletimizin organizasyonunda yapılması gerek. İskenderun limanında bir yangın yaşandı, ağır bir yangın yaşandı. Birçok limanda hasar oldu. Yoğunluk dolayısıyla Mersin limanına kaydı. Orada da bir aya yakın bir termin süresi oluşmaya başladı. Çünkü Ankara iniyor, Konya iniyor, diğer şehirler iniyor. Bir yoğunluk oldu orada. Şimdi biraz rahatlamaya başladı, açılmaya başladı. Ama yani ham maddeyi temin etmek, bunların programlarını yapmak, tekrar bunların üretimini sağlayıp ihracatını yapmak, özellikle yani Gaziantep'te bir sıkıntı yok. Gaziantep sanayisi yoluna devam eder. Adana sanayisi yoluna devam eder. Ama Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, buralarda biraz sıkıntı olacak gibi görünüyor. Yani ihracat tarafında biraz sıkıntı olabileceğini öngörüyorum. Rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks %1.14 değer kaybıyla 5323 puanda kapanış yaptı. 61 puan kadar düşen borsada 78,2 milyar TL'lik işlem hacmi yaşandı. Bankalar %4,36 ile en çok kaybeden sektör endeksi olurken holdinglerde günü %1,5 kadar aşağıda tamamladı. En çok kazanan tarafta %2,28 ile madencilik vardı. Kırılımlara da dönecek olursak dün borsa endeksinde 24 hisse yükseldi. 75 hisse düştü. Bir hisse ise günü yatay biçimde tamamladı. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Ülker Bisküvi, Sasa Polyester, Gübre Fabrikaları, Şok Marketler, Koza Altın. Yüzdesel bazda en çok kaybeden tarafta ise Bağfaş, Çekerbank, Yapı Kredi, TSKB ve aynı zamanda Kızılbük Gayrimenkulü takip ettiğimizi hatırlatalım. Dün MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %1,09 aşağıda tamamladı. CDS ise 535 bas puanda. Cari açığın kırılımlarında net hata 90 kaleminde 119 milyon dolarla sınırlı bir çıkış gözlemledik. Dün TEPAV'dan bir değerlendirme geldi. Deprem bölgesinde kalkınma için 150 milyar dolarlık bir hesaplama yaptıklarını paylaştılar. OECD'nin dün yine bir değerlendirmesi vardı. Otomotiv üretiminde Şubat'ta %6,4'lük artışla 117 bin adet seviyesi açıklandı. Tahvil para tarafına geldiğimizde gösterge bileşikte dün 10.82'de biz kapanışı görürken 29 bas puan kadar yükseliş kaydettik ve 10 yıllık kağıtta 26 bas puanlık düşüş bizi valörlü piyasada 11.24 seviyesine taşıdı. Kurlar tarafına gittiğimizde Fed'in Mart ayını pas geçmesi ihtimali diğer olasılıkların üzerine çıkmıştı. Durumda. Böyle olunca da 103'lü seviyelerle dolar endeksi dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test etti. 2023 senesi performansı da eksiye geçti. Bu sabah ise 103.89'la dolar endeksi yoluna devam ediyor. SVB ve Signature Bank skandalının ardından Fed'in yol haritasından cayma ihtimalleri fiyatlara yansır vaziyette. Goldman Sachs Mart toplantısı pas geçilir derken JP Morgan ve Citi 25 bas puanlık faiz artırımı tahminlerini koruduklarını ifade ettiler. İçeriye döndüğümüzde dolar TL'de 18.97.45 seviyesi bizi karşıladı. Euro TL 20.32.33'ten el değiştiriyor. Sterlin dolar dün bir aydır ilk defa 1.22 seviyesini test etti. Bu sabah 1.21.56'da ve Euro dolar tarafına geldiğimizde orada da 1.07 seviyesine tutunan bir performans söz konusu. Avrupa'ya dönecek olursak HSBC'nin SVB İngiltere'yi 1 sterline satın alması söz konusu oldu. Mevduatların korunacağı da ifade edildi. Stock
FTSE 600'de %2.3 kadar düşerken bankalarda %5.65 ortalamayla yaklaşık bir yılın en sert düşüşü yaşandı. 4 Mart 2022'den bu yana biz böylesine sert bir değer kaybı bankalarda Avrupa'da görmemiştik. SVB'nin İngiltere birimini satın alan HSBC %3.95 düşerken Commerzbank'ta %12, Credit Suisse'de %9.4 gibi değer kayıpları dikkat çekti. Bugün de gözlerimiz ajandada Amerika'dan gelecek enflasyon verisinde olacak. Öncesinde ise dünkü Avrupa piyasa kapanışının detaylarını alalım. Londra'ya gideceğiz. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan dinliyoruz detayları. SVB'nin iflasının Avrupa piyasalarında yarattığı panik havası pazartesi günde devam etti. Avrupa borsaları bankacılık endeksi öncülüğünde günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. Credit Suisse, Commerzbank hisseleri sert değer kaybederken onu Banco de Sabadell hisseleri takip etti. Tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandığını takip ettik. Çünkü özellikle Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası Fed'den faiz artırım beklentilerinin törpülenmesi etkili oluyor tahvil faizlerinde yaşanan düşüşte. Alman 2 yıllık tahvil faizleri rekor düşüş kaydetti. İngiltere 2 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı. Avrupa Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta faiz artırım beklentilerine baktığımız zaman piyasa tepe faizinin %4,20 seviyesinde olmasını öngörüyordu. Fakat bu hafta yani pazartesi günü beklentiler %3,5 seviyesinin de altına geriledi. Yani piyasanın beklentisi de son bir haftalık dönemde yaklaşık 80 bas puanlık düşüş meydana geldi. Şu anda piyasa faizlerin %3,4 ile zirve yapmasını bekliyor. Gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Orada özellikle Lagarde'dan gelecek açıklamalar takip edilecek. Mart ayı toplantısı için piyasa 50 bas puanlık faiz artışına %100 ihtimal veriyordu. Fakat bunun da %50 ihtimale gerilediğini takip ettik. Diğer yanda İngiltere Merkez Bankası'ndan ise piyasanın beklentisi bir kez daha 25 bas puanlık faiz artışı yönünde. Onun ardından artık faiz artım döngüsüne İngiltere Merkez Bankası'nın son vermesi bekleniyor. Diğer tarafta her ne kadar biz bankacılık endeksi öncülüğünde Avrupa borsalarında sert satışlar yaşandığını takip etmiş olsak da pazartesi günü Avrupalı liderlerden güven verici açıklamalar gelmeye devam etti. Mesela baktığımız zaman Fransa Maliye Bakanı Le Maire Fransız bankacılık sektörünün sağlam ve sıkı denetiminin olduğunu ifade etti ve bir risk görmediklerini söyledi. Diğer yandan Euro Grup Başkanı Donohey ise Euro bölgesinin SVB bank çöküşünden kaynaklanan risklere karşı çok sınırlı maruz kaldığını, çünkü zamanında denetimlerin yeteri kadar düzenlemelerin yapıldığını söylemiş oldu. Benzer açıklamalar Moody's'den de geldi. Moody's de Avrupa bankalarının tahvil portföyünün kayıplarından etkilenmesi olasılığının olmadığını belirtti. Amerika tarafına döndüğümüzde hafta sonu alınan tedbirlere rağmen dün bankalarda değer kayıpları yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi 5. günü ekside tamamlarken %0.28 kadar kaybı vardı. S&P 500'de %0.15'lik değer kaybıyla bu harekete katıldı. KBW Banka Endeksine baktığımızda Covid'in başından bu yana en sert düşüşü %11.66 ile dün kaydettiğini görüyoruz. Bununla birlikte Nasdaq'ta dün gördüğümüz %0.45'lik yükselişte Fed'in bu ayı pas geçebileceği fikrinin teknoloji hisselerini destek demesi ana unsur oldu. Tahvil tarafına döndüğümüzde ise 2 yıllıklarda 1987'den bu yana bir günde görülen en sert değer kaybının, en sert faiz düşüşünün düzeltelim, yaşanmış olduğunu yine notlarımıza ekleyelim. Vadeli piyasadaki hareket bankalarda bir miktar daha yukarı yönlü kıpırdanmaya işaret ediyor. Ama dün normal seans içerisinde örneğin First Republic gibi bir banka %62 kadar değer kaybetti. Detayları için bu defa da New York'a gideceğiz ve karşımızda Melike Ayan var. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. New York'tan selamlar. ABD borsaları volatil bir günü geride bırakırken bankacılık krizinin kendini iyice yukarı attığını gördük. Ve bu bankacılık kriziyle birlikte Nomura'dan Goldman Sachs'a, Deutsche Bank'a kadar herkes 22 Mart Fed toplantısı sırasında Fed'in bir şekilde ya faizleri beklenenden daha az artıracağını veya artırmayacağını veya Nomura'da da olduğu gibi bir şekilde faizleri keseceğine inanıyor. NatWest isimli bir brokerage firması varlık alımına gidecek derken şimdi bütün bankalar bunlardan etkilenip düşmeye devam etti hisse senedi olarak. Schwab ciddi bir likidite olacak derken altın kendini yukarıda, petrol düştü, dolar da tüm kazancını sildi. Bu 2023 yılı için diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. VIX oynaklık endeksi de dün 26,5 seviyesinde kapanış yaptı. Hatırlatalım ve gidelim Asya'ya. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında TOPIX'te %3 kadar bir değer kaybı var. Ocak ortasından bu yana en sert düşüşü gördük. Mali endekse gelen %6'lık değer kaybıyla birlikte enerji endeksi yine %4,2 kadar TOPIX'in altında düşmekte. Softbank'a döndüğümüzde grup %3,5 kadar değer kaybıyla hisse senedini Ekim'den bu yana en düşük fiyatlarda gösterdi bize. Çin tarafına döndüğümüzde ise vize kısıtlı kısıtlamalarının gevşetilebileceğini işaret eden CNBC haberi bu sabah dikkat çekiyor. Çin tarafından belirtilen bir mesaj Amerikan elçiliği tarafından paylaşılmış. 28 Mart 2020 öncesindeki vizelerin geçerli olması Hong Kong'a Çin'den vizesiz geçiş gibi bazı unsurlardan Hong Kong'dan Çin'e düzeltelim vizesiz geçiş gibi bazı unsurlardan bahsediliyor bunun içerisinde. Bu sabah kur tarafına döndüğümüzde yen, yuan ve won'da dolara karşı değer kaybı Avustralya doları ve Yeni Zelanda dolarında ise artış görmekteyiz. Tahvil tarafı da hareketli. 5 yıllık tarafa döndüğümüzde Japonya tahvil faizi Aralık ayı başından beri en düşük faizlerden işlem görürken 3 yıllık Avustralya ve 2 yıllık Yeni Zelanda tahvillerinde de 20'şer bas puanlık düşüşler var. Singapur tarafında da bu arada ciddi bir şekilde Amerikan banka riski taşıyoruz açıklaması geldi. Bu sabah Asya piyasaları kırmızıda. Amerikan vadelinin yeşillerini az önce ekranlarınıza getirdik. SPDR'ın S&P Yerel Banka ETF'i seans sonrası işlemlerde %2 kadar değer kazandı. Yine dün normal seans içinde %62 düştüğünü az önce ifade ettiğimiz First Republic'te seans sonrası %14'lük bir yükseliş geldi. Dolayısıyla Amerika borsa vadelisinde bankalara bugün nispi bir toparlanma gelmesi fiyatlaması da gözükmekte. Bir yandan da az önce Melike'nin de aktardığı gibi Fed'in bu toplantıyı pas geçme ihtimalleri kuvvetleniyor. Hal böyleyken tahvil cephesi enteresandı. Çarşamba gününden bu yana baktığımızda bir tam puan kadar 2 yıllık kağıtta faiz düşüşü gördük. Biz böylesine bir faiz düşüşünü 22 Ekim 1987'de 117 bas puanlık bir düşüşle görmüştük. Dolayısıyla o tarihten bugüne en ciddi şekilde kısa vadeli Amerikan tahvil faizleri düşüşünü yaşamış olduk. Hatırlatalım 19 Ekim 1987 Kara Pazartesi olarak tarihe geçen ve S&P'nin %20 düşüş yaşadığı gündü. Yine 11 Eylül olaylarına döndüğümüzde orada da 2 yıllık kağıtta 3 günlük performansta 63 bas puanlık bir düşüş yaşanmıştı. Ama bu defa çok daha serti kayıtlara geçti. Hatırlatalım geçen hafta 2 yıllık kağıtta 5.08.50 seviyesi Haziran 2007'den bu yana en yükseğe işaret etmişti. Dünse 4 Ekim'den beri ilk defa %4'ünün altını gördük 2 yıllık kağıdın faizinde. Bu sabah 4.18'e kadar bir toparlanma söz konusu oldu. 10 yıllık kağıtta ise 3.57'lerde işlemler sürmekte. Altın ve gümüş fiyatında dün yükseliş vardı. Brent ise 6 Şubat'tan beri ilk defa 80 doların altını gördü. Amerikan tipi ham petrol 74 doların altı ile bu sabah Aralık ayından bu yana en düşüklerde işlem görürken Brent'te de kabaca Ocak ayından beri en düşük seviyelerdeyiz. Amerika'da Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı stok raporunu bugün ajandada takip ediyoruz. Öncesinde ise spot altında bu sabah 1903 dolardayız. İçeri yansımasında 1160 TL 91 kuruş ekranımıza yansıdı. Yanı sıra Amerikan tipi ham petrol 74 dolar sınırında, Brent ise 80 doların altında. Kripto para evreninde ise Silvergate gelişmelerine rağmen alıcılı bir seyir sabah saatlerinden bu yana takip etmiştik. Şu anda Bitcoin'de 24.493 dolardayız. Ethereum ise 1682 dolardan alıcı bulmakta. Şu anda Asya piyasalarında yine düşüşler var bu sabah dedik. Bankacılık riskleri fiyatlara giriyor. MSCI Asya Endeksi de 29 Kasım'dan bu yana en düşük seviyelerde. Detaylarını konuşmak üzere Pekin'e gideceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizi bekliyor. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bir tarafta SVB skandalının küresel yansımalarını takip ediyoruz. Diğer yanda da Çin'de acaba vize kısıtlamalarında bir miktar gevşeme olacak mı? Bununla ilgili de bir haber akışı var. Neler var bizim için notlarında bu sabah? Zeynep, günaydın. İyi günler dilerim öncelikle tabii. Öncelikle en sondan başladığımız tarafından şimdi Çin tabii yavaş yavaş açılıyor, kademeli olarak açılıyor. Daha önce tabii Covid sınırlamaları kapsamında hiç vize vermiyordu. Daha sonra
sadece akraba ziyareti için, daha sonra iç seyahatleri için vize vermeye başladı ama turistik vizeleri örneğin vermiyordu. Şimdi bütün vize türlerini tekrar vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla bugünden itibaren Çin kapılarını yabancılara tamamen açtı, açıyor diyebiliriz Zeynep. Bunu hemen not düşeyim. Onun dışında tabii asıl piyasalara gelecek olursak şimdi önümde şöyle hisse senetleri, endeksleri var. Aşağı yukarı hepsi derin eksilerde. Derin eksilerde derken Nikkei'yi %2'den fazla kayıpta görüyorum. Örneğin Güney Kore %2 civarı kayıpta görüyorum. Çin hisseleri böyle %1 civarında. Yine Hong Kong %2'ye yakın aşağıda. Tabii burada şuna dikkatini çekmek isterim. Şu anda en çok Japonya'da gözler. Neden Japonya'da? Çünkü bazı özellikle Amerika'daki eski duruma benzer bir şekilde bazı bölgesel Japon bankalarının da Amerikan tahvillerine yatırımları varmış ve şu anda bunlar bu bankaların defterlerinde kayıplar var. Tabii defter kayıpları bunlar. Unrealized dediğimiz kayıplar ama tabii yatırımcılar artık bundan çok hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla da son derece sert bir şekilde bu bankaları satıyorlar. İsimleri burada tek tek zikretmiyorum, küçük bankalar ama ağır satışlar var. Nitekim de Topix'te bankacılık endeksi dün %8 civarında kayıp görmüştü. Bugün de %3 civarında kayıpta ağır satışlar var Amerika'ya benzer bir şekilde. Yine Güney Kore'den açıklama var. Güney Kore gerekirse müdahale edeniz finansal piyasalarda istikrar sağlamak için. Dün yine Singapur'dan açıklamalar var. Takip ediyoruz. Bir maruziyetimiz olabilir anlamında, bağlamında açıklamalar var. Bunlar önemli açıklamalar. Dolayısıyla Asya iki şekilde Zeynep biraz ikimizlerin özellikle Japonya ve Güney Kore. Bir de startuplara etkisi, teknoloji dünyasının etkisi. İki, özellikle bölgesel bankalara etkisi. Bu da tabii çok huzursuz ediyor bu ülkelerde yatırımlar olan yatırımcıları. Diğer taraftan bir de jeopolitik bir sözü sana bırakacağım Zeynep. Tabii Çin biliyorsun bir sürpriz yaptı. Orta Doğu sürpriz yaptı. Arabistan sürpriz yaptı. Acaba bir sürpriz daha olabilir mi diyeceğim. Neden böyle diyeceğim? Çünkü Zelenski ile hiç görüşmemişti Çin lideri. Şimdi önce Moskova'ya gidecek. Daha sonra da tabii Ukrayna'ya gitmeyecek ama ilk kez telekonferans yoluyla da olsa Zelenski ile görüşecek. Bir arabuluculuk niyetleri olduğunu biliyoruz. Çabaları olduğunu biliyoruz. Buradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Hem bir şey söyleyemeyeceğiz ama takip etmeye değer Zeynep. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve Amerikan bankalarına dair endişeler, Fed'in bundan sonrasına ilişkin faiz artırımlarını durdurabilir mi? Guardian'ın kapak sayfasına bu sabah baktığımızda mümkün görülüyor. Analistler sadece Amerikan Merkez Bankası'nın değil Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının da beklenenden daha az faiz artırabileceğini fiyatlara sokmaya başladı. Detaylara geldiğimiz zaman SVB'nin çökmesinden sonra Fed'in ortalığı kırıp dökmeye başladığı fikri öne çıktı. Çünkü son iki yılda elindeki tahviller cephesinde ciddi değer kaybı yaşanan SVB ile ilgili esas çıkış noktası krizin buydu. Bu da Fed'in belki gerekenden fazla agresif davrandığı anlamına mı geliyor? Sorgulandı. Goldman Sachs Fed'in bundan sonrasındaki toplantıda faiz artırmayacağını öngörürken tepe nokta ile ilgili 4.5-4.75 gibi bir seviyeleri şu anda daha doğrusu mevcut faizin burada kalacağına inandıklarını ifade ettiler. Yine detaylara bakıldığında İngiltere Merkez Bankası'ndan finansal piyasalar 23 Mart toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımını %100 olarak fiyatlarken bu ihtimal artık %71'e inmiş durumda. NatWest'ten John Briggs dün itibariyle yaptığı değerlendirmede Fed ortalığı kırıp dökmeye başladı şeklinde bir yorum paylaştı. Bundan sonrasında daha fazla sıkılaştırma da daha fazla kırıp dökmeyi beraberinde getirebilir şeklinde yorumu var. Elindeki Amerikan tahvillerinin değeri düştüğü için bankaya Moody'lerin rücu ettiği ve dolayısıyla da bankayı bu noktaya getirdiği belirtiliyor. HSBC, SVB'nin İngiltere operasyonu onlarını bir sterline satın aldı. Acil görüşmeler yürütüldü. Hükümet, İngiltere Merkez Bankası ve potansiyel alıcılar arasında demişler yine haberin detaylarında.
Financial Times'ın kapak sayfasıyla turumuza devam edelim. Hisse senetlerinde özellikle bankalarda yoğunlaşan satışlar bu sabah itibariyle de dikkat çekiyor. Mevduat çıkışları kaygı verici boyuta gelebilir. Bununla birlikte de Amerika'da ilk defa sadece 250 bin dolara kadar değil, tüm mevduatın garanti altında olduğuna işaret eden açıklamalar dün takip edildi. Bununla birlikte büyük bankalarda yakından izleniyor. Çünkü Moody buradan küçük bankalardan, yerel bankalardan çektiği mevduatı büyüklere getirebilir ve bu da batmayacak kadar büyük problemini tekrar gündeme getirebilir diye dün de konuşmuştuk. Ken Griffin'den bir görüş var. Amerikan kapitalizmi gözlerimizin önünde devriliyor demiş. Hafta sonunda Amerikalı yetkililer banka krizini bertaraf etmek için bir dizi önlem aldılar haberi var. Çin tarafında yine turist vizelerinin yeniden geçerli olacağı ile ilgili sıfır Covid politikasından dönüşe işaret eden haber başlıkları var. Amerika'da banka hisseleri önderliğinde dün düşüşler yaşandığı ifade ediliyor. Biden ise yine İyi Cuma Anlaşması'nın yıl dönümünde İrlanda'ya ziyarette bulunacak demişler FT'nin bugünkü kapak sayfasında. Ve buradan Bloomberg'e gidelim. Bloomberg'e döndüğümüzde finansal piyasalarda küresel çapta SVB skandalı yüzünden 465 milyar dolarlık değer silindi diyorlar. New York'tan Japonya'ya kadar Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü piyasaları etkiledi. Özellikle MSCI Asya Pasifik Endeksi'ne bakıldığında %2,7'lik düşüşle 29 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye gelmesinde MUFG hissesinin %8,3 gibi bir düşüşü Japonya'da yaşaması, Güney Kore'de Hana Financial'ın %4,7, Avustralya'da ANZ grubun %2,8 değer kayıpları da kısaca listelenebilir. MSCI gelişen ülke finansal endeksine baktığımız zaman da 465 milyar dolarlık bir kaybın 3 gün içerisinde yaşandığı dikkat çekiyor. 2 yıllık tahvil faizinde 1980'lerden bu yana görülmemiş bir hareketlilik yaşandığı da yine haber içerisine eklenmiş. Bununla birlikte yine eğer ekonomide ciddi anlamda Amerika'da bir sert iniş olursa diye bir ihtimal tekrar Fed için gündeme geldi diyor Morningstar'dan analist Michael McDowell bugün yapmış olduğu değerlendirmede. Ve son başlığımızda da bugün The Hill'e gideceğiz. Orada Silikon Vadisi Bankası'nın bundan sonrasında kayyum atanması sonrasındaki süreciyle ilgili bilinmesi gereken 5 maddeyi sıralamışlar. Amerikan Başkanı Biden öncelikle dün konuştu. Amerika'da bankacılık sisteminin sağlamlığına inandığını söyledi ve bu bir kurtarma programı değildir dedi. İkinci başlıkta yine düzenleyicilerin başlarına işler geldikçe mevduat sahiplerini korumak için bankalarla ilgili sistemi ve regülasyonu yeniden tanımlamak zorunda kaldığına işaret ediliyor. Bankaları bu noktaya getirenin sürü psikolojisi olduğuna işaret etmişler. Dün de Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürümüz Ebru Usta ile bolca konuşmaya çalıştık yayınlarımızda. Mevduat sahiplerinin SVB'ye akın etmiş olması da aslında bankanın 21 milyar dolarlık tahvil portföyünü satmasında 1,8 milyar dolarlık bir zararın realize olması şeklinde sonuç doğurmuştu. Aynı zamanda yine Demokratlar Trump döneminde kuralların gevşetilmesini de suçluyor demişler bundan sonrasına ilişkin gidişatta ve Wall Street'in kaygısı ise krizin daha derin ve daha geniş bir hal alması diyor bugün The Hill'den satırlar. Ve yurt içine döndüğümüzde 14 Mayıs'a geri sayıyoruz. Seçim takvimiyle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener başlangıcı 18 Mart olarak dün telaffuz etti. Detayları paylaşalım. Evet. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu takvimi belirledi. AK Parti geldi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri takvimi 18 Mart Cumartesi günü başlayacak. Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı için başvuruyu 23 Mart Perşembe günü saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na yapacak. İttifakla seçime katılacak partiler, ittifak protokolünü en geç 24 Mart Cuma günü saat 17'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Partiler, milletvekili listelerini de 9 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar YSK'ya verecek. 31 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı kesin aday listesi resmi gazetede yayımlanacak. YSK 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapacak ve ilan edecek. 8 Nisan'da da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yeri kura ile belirlenecek. Ve 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi.
İlk oy verme işlemi yurt dışında ve gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe günü başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek. Seçmen kütüklerinin güncellenmesi 20 Mart'ta başlayacak. Seçmenler 2 Nisan Pazar gününe kadar adres değişikliğiyle oy kullanacakları seçim çevresini değiştirebilecek. Ve dönüyoruz buradan gazetelere. Habertürk.com'da Moody's'den bir açıklama var. Avrupa bankalarının tahvil portföyü kayıplarından etkilenmesi olası değil diyor. Az önce Ceren Dilekçi Köseoğlu da aktarmıştı. Habertürk.com'daki özette şöyle. Moody's'den yapılan açıklamada Avrupa bankalarının iflas eden ve Merkezi Amerika'da bulunan Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvillerini zararını elden çıkarmak zorunda kalmasının söz konusu olmadığını belirterek bankaların elindeki tahvillerin 3'te 1'inin vadesinin gelecek 2 yıl içerisinde dolacağı, böylece varlık satma ihtiyacının da azalacağı kaydedildi. Açıklamada sağlam likidite ve finansman profillerine, nakit varlıklarına ve istikrarlı mevduat tabanlarına dayanarak büyük Avrupa bankalarının tahvillerini zararına satma olasılığına karşı genel olarak iyi bir konumda olduklarını düşünüyoruz denildi. Ve Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde Amerika'daki banka iflasları küresel piyasaları sarstı demişler bugün. Panik satışlar Amerika dışındaki banka hisselerine de sıçradı. Fed'den 50 bas puan faiz indirim beklentisi burası tabii artırım olacak diye tahmin ediyorum sıfırlanırken enflasyon hesapları da zora girdi diyorlar bugünkü haberlerde. Ve Hürriyet gazetesine geldiğimizde gözler pide fiyatlarında haberiyle karşılaşıyoruz bugün. Ramazan'a sayılı günler kala gözler pide fiyatlarına çevrildi. İstanbul'daki fırıncıların kilogram fiyatı için 2023 beklentisi 33,3 lira. Son karar henüz verilmedi. Ancak 370 gram susamlı pidenin İstanbul'da fiyatının 12,5 lira, 300 gramlık pidenin ise 10 lira olması öngörülüyor demiş bugün Emre Eser'in haberi. Pidenin sadece yumurtasının 2 liradan fazla olduğu ile ilgili de bir detay verilmiş haberin altında. Sabah gazetesine döndüğümüzde kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor demişler. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz olacak. Milliyet'in ekonomi sayfasında ise matrah artırana jet vergi barışı demişler. Yapılandırma kanunu bir anlamda vergi barışı özelliği de taşıyor. Geriye dönük olarak 5 yıllık süre için vergi ve matrah artırımına giden mükellefler hakkında söz konusu yıllara ilişkin olarak başlatılmış incelemeler ortadan kalkacak. Adım adım rehber yayınlamış bugün Milliyet gazetesinin ekonomi sayfası. Ve turda son durağımız Cumhuriyet'e gidelim. Hasar ihbarı 362 bini geçti diyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremlerin binalarda yarattığı hasarın etkisiyle ilgili sonuçlar her geçen gün daha çarpıcı şekilde ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 13 Mart itibariyle ulaşan hasar ihbar sayısının 362.646 adede ulaştığını, bugüne kadar yapılan tazminat ödemelerinin de 3 milyar 351 milyon lira olduğunu açıkladı. Stratejist Yeliz Karabulut bu sabah bizimle birlikte. Yeliz günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim. SVB skandalıyla küresel çapta bir çalkantı var piyasalarda. 465 milyar dolarlık değer silindiğiyle ilgili Bloomberg haberini bu sabah aktardık. Sana göre bu kriz Amerika'dan ne kadar başka yerlere sıçrayabilir? Çünkü Avrupa'da ve İngiltere'de de merkez bankalarının umulduğu kadar enflasyonla mücadeleci bir tavır benimsemeyeceğiyle ilgili fiyatlama bile şu an başlamış durumda. Fed'in konuyla ilgili mücadele etme şeklini bir parasal genişleme olarak görür müsün? Önce genel bir çerçevesini çizelim istersen bu haber akışının. Günaydın. Yani özellikle bu haber akışı oldukça önemli. Yani biz yakın tarihte 2008 krizini yaşadık. Tabii ki bunun yayılması olacak mı olmayacak mı, bu oldukça önemli. Yani piyasada aslında oldukça volatiliteyi artıran, yani oynaklığı artıran husus buydu. Tabii ki şimdi merkez bankalarından gelen açıklamaları takip ediyoruz. Orası birazcık daha yatıştırıcı bir nitelik taşıyormuş gibi gözükmekte. Diğer taraftan ise bu, yani şu anki duruma
baktığımızda merkez bankalarının faiz konusunda biraz daha imtina edecekleri beklentisi de o zararların bir anlamda geri alınmasını belli bir miktarda, özellikle mesela future'lara baktığımızda, dünkü fiyatlamalara baktığımızda gösteriyor bize. Ama bu bir başlangıç mı değil mi? Aslında yani piyasanın bütün araştırdığı konu bu. Yani Asya'dan Avrupa'ya, bütün dünyada hem volatiliteyi arttırdı hem de satış baskısının artmasına neden oldu. Ben zaten uzun zamandır söylüyordum. Yani burada özellikle faiz artırımının sebebiyle, yani diğer tarafta ise faizlerde ciddi bir yükseliş hareketi olmuştu. Bu da oldukça kısa vadede olmuştu ve Merkez Bankası'nın aslında, yani şu anki duruma baktığımızda, hem enflasyonun kontrolden çıkması, yani kontrolden çıkması dediğimiz noktada ise çok geç kalınmışlığın bir etkisi, yani bir iki aydın neredeyse bir seneye yakın bir geç kalınmışlık oldu. Bu da merkez bankalarının sonraki dönemde ise hem enflasyondaki ipin ucun kaçması, sürekli %2'den bahsediyorlardı. Fakat %6 sonrasında ise neredeyse çiphanelere doğru hem Avrupa'da hem Amerika'da böyle bir hareket gördük. Merkez Bankası da oldukça hızlı hareket etmek mecburiyetinde kaldı sonraki dönemde. Tabii ki bu bankalara belli bir maliyet olacak. Yani SVB'nin portföyüne baktığımızda 21 milyar dolarlık portföyünde 1.8 milyar dolarla bir kapanış gerçekleştirdi. Yani zararla kapanış gerçekleştirdi. Şimdi diğer bankalarda bundan sonra gözler çevrildi. Yani sonrasında ise Signature Bank'ın yine aynı şekilde iflası. Bunu tabii ki Avrupa'ya bir sirayet edecek mi? Orada geniş bir bankacılık ağı söz konusu. Biz sürekli Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki farklardan konuşuyoruz. Yine bu hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın aslında ne konuşacağı oldukça önem kazandığı bundan sonraki süreçte. Orada da bir faiz artırım beklentisi vardı, 50 bas puanlık. Burada nasıl şekillenecek, biraz azıcık bekleyecekler ya da küçük montanlı bir hareket edip ve Lagarde'ın konuşması bu hafta oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu stresi aslında Avrupa Merkez Bankası nasıl algılayacak? Geleceğe yönelik projeksiyonları ya da bir stres çıkması halinde nasıl bir tepki vereceklerini aslında bu haftaki toplantıda kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. Burada bir de önemli bir husus var. Yani 2008 krizine baktığımız noktada aslında kriz kendisini Mart gibi göstermişti. Yani orada bir volatilite olmuştu. Çeşitli şirketlerde de, yani finansal kuruluşlarda bir stresin olduğunu görmüştük. Sonrasında ise Eylül ayında aslında kriz patlak vermişti. Yani benzer bir durum olur mu olmaz mı? Birazcık daha geniş bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir işaret olup sonrasındaki hareketin daha kuvvetli gelecek mi? Açıkçası piyasa bunu sorgulayacaktır. Aslında şu anki volatilite ve stres bunu işaret ediyor diyebilirim. Şimdi dün de gösterdik, bankalar tarafında ciddi değer kayıpları yaşandı Amerika'da açıklanan tüm tedbirlere rağmen. Peki gelinen nokta itibariyle baktığında, mesela Nomura'nın söylediği gibi 25 bas puan faiz indirimi görme ihtimalimiz var mı Fed'den? Çünkü ilk önce Goldman Sachs dedi ki biz bu toplantıyı pas geçer diye düşünüyoruz. İşte Citi ve JP Morgan hala 25 bas puan faiz artımı bekleyen taraftalar. Ama mesela Nomura dedi ki hayır, bu toplantıda 25 bas puan faiz indirimine gitmesi gerekebilir. Bu durumda enflasyonla mücadele işi ne olacak? Bugün de enflasyon verisi gelecek, bu arada piyasa için önemli. Neler beklersin 23 Mart toplantısı, 22 Mart toplantısında Fed'den? Ben faiz indirimi beklemiyorum. Öyle bir durum olması aslında Fed'in bir de paniğe kapılmış olduğunu gösterir. Yani aslında piyasadaki paniğin daha fazla artmasına neden olur diye ben düşünüyorum. O açıdan yani en iyi ihtimalle muhtemelen pas geçer ya da 25 bas puan. Yani burada daha agresif ya da enflasyonu göz önünde bulundurarak benim her şey kontrolümün altında deyip 25 bas puanlık faiz artırımına da gidebilir. Yani bugün açıklanacak enflasyon verisi de oldukça önemli. Biliyorsunuz ki yani bir şeyde o ciddi enflasyon yükselişi sonrasında yıl başında bir hafif bir gerileme görmüştük yıl sonunda ve Ocak ayında. Bir toparlanma vardı enflasyon, ama son ayda, yani son bir iki ayda ise bir hareketlenme hala enflasyonda görülüyor. Yani istenildiği gibi bu kadar faiz artırımlarına rağmen bir geri çekilme görülmedi ve hala katılığın enflasyonda olduğunu gösteriyor bize. Diğer önemli husus da, yani Avrupa'da da mesela hala katılık devam ediliyor enflasyonda. Yani o birkaç aylık bir olumlu süreç aslında çok fazla gözükmüyor diyemem. Bu açıdan ben
Fed'in kendisine paniğe düştüğü izlenimi vermemek için, biliyorsunuz ki ya bu işin %80 aslında psikolojisi, %20'si de sizin aksiyonunuz oluyor. Bu açıdan psikolojiyi bozmamak için bence yani eksi faizden ziyade, yani faiz indiriminden ziyade ya pas geçer ya da 25 puanlık artırımla devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bugünkü enflasyon verisi oldukça önemli. Şimdi bu arada SVB tarafından da yapılan bir iletişim var. 8 Mart tarihli bir sunum gerçekleştirdiler. Burada attıkları adımları anlatıyorlar. İşte şu varlıkları sattık, bunları tuttuk vesaire. Ellerindeki değerin esasında kuvvetli olduğuna işaret etmişler. Finansal durumlarıyla ilgili de bir tablo paylaşmışlar bu sunumun içerisinde. Likidite tarafında problemleri olmadığını, sermaye tabanlarının kuvvetli olduğunu, şimdiye kadar da varlık kalitesi ve kredi açısından geçmişlerinin iyi olduğunu ifade etmişler. Aynı zamanda kabaca 180 milyar dolar civarında bir likiditeye de sahip olduklarına işaret ediyorlar bu sunumun içerisinde. Likidite ile ilgili grafikler de yine paylaşmışlar. Yüksek kaliteli likit bir bilançoları olduğunu, burada yeniden pozisyonlanmaya gittiklerini, stratejik adımlar attıklarını ifade etmişler. Kredilerin mevduatı oranını %43 civarında hesaplıyorlar. Aynı zamanda nakit varlıklar, yüksek kaliteli sabit getirili enstrümanların da %62 oranında olduğunu ifade etmişler. Yine %70'ler civarında da bir düşük kredi kaybı portföyü şeklinde değerlendirdikleri kredi portföyleri olduğunu söylüyorlar bunun içerisinde. Yine sermaye tabanı ile ilgili grafikler paylaşmışlar. Dün itibariyle yine ayın 8'i itibariyle düzeltelim, yaptıkları sunumlar içerisinde ilk çeyrek performansı ile ilgili gelinen son noktaları da ortaya koymaya çalışmışlar. Araştırma masamızdan sevgili Tuğba Özay paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Bu sunumda esasında belki bir miktar SVB ile ilgili yürek rahatlatmak için paylaşılmış gibi gözüküyor. Bununla beraber bizim borsamıza geldiğimizde deprem fiyatlamasından seçim fiyatlamasına geçilmiş gibi gözüküyor. O yüzden o tarafı da konuşalım istersen Yeliz. Farklı sonuçlarına göre ne tip senaryolar üretmek mümkün borsa ile ilgili, onu sorayım sana istiyorum. Çünkü dün de Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 4 milyonun üzeriyle yine bakiyeli hesap sayısında borsa yatırımcısında yeni bir rekora imza atıldı. Bu şartlar altında borsaya ilgi farklı senaryolara göre artmayı sürdürür mü? Ben açıkçası yani burada uzun vadeli düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani BIST endeksinde, yani yorumlarımı da zaten hep bu ışıkta veriyorum. Çünkü şimdi 2 ay kaldı seçime. Muhtemelen belli bir noktada zaten zaman zaman seçim fiyatlamasını görüyoruz. Yani burada seçim fiyatlamalarını ne gördüğümüzü en temel altılı masa konusunda dağıldı dağılmayacak şeklinde açıklamalarla birlikte orada bir volatilite oluşmuştu. Yani bu aslında seçim fiyatlamasını bize başladığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte tabii ki tarih yakınlaştıkça burada durumun ve sonucun ne olacağı şeklinde ya da anket sonuçlarının bir anlamda fiyatlanacağı bir dönem. Sonrasında ise yani ben seçim sonrasındaki durumun ise daha çok ekonomi yönetiminin alacağı aksiyonlara göre şekilleneceğini düşünüyorum. Şöyle, şimdi burada bir süredir yani 1-2 senedir özellikle hükümetin attığı adımlara baktığımızda daha çok seçime yönelik adımlar oldu. Bankacılık tarafında özellikle kamu bankalarının oldukça zorlandığı bir dönem görmüştük pandemi sonrasındaki alınan pozisyonlanmalarla alakalı ve orada yani rasyolarda da bir bozulma vardı. 2021 Aralık ayı sonrasında atılan adımlarla birlikte ise kamu tarafında ve özel bankacılık tarafında oldukça önemli iyi karlar, yani 4 kat 5 kat neredeyse karlar açıklandı. Bu tabii ki genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülmesiyle, yani şu an bir ekstrem bir durum söz konusu özellikle yönetim tarafında. Ama ben açıkçası seçim sonrasında genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönüleceğini, bu hükümet olur ya da muhalefetin iş başına gelmesiyle de her iki tarafında alacak kararların bu yönde olacağını düşünüyorum ve bekliyorum. Bu da tabii ki ilk etapta kısmi bir faiz artırımı olacaktır diye bekliyorum. Bu da tabii ki ilk bankacılık tarafında karlılıkların törpüleyeceği için bankacılık tarafında bir satış baskısı getirebilir. Ama
Burada tam karşılığı ise bizim uzun zamandır kaybettiğimiz güven sorunu vardı. Bunun tesisi anlamına da gelebilir. Bu da tabii ki uzun zamandır bizim kaybettiğimiz yabancı pozisyonların tekrardan Türkiye'ye gelmesi. Yine sanayi tarafında daha çok pozisyonlamalar vardı. Bankacılık tarafındaki o pozisyonlamalar oldukça zayıftı. Zaman zaman devreye giriyordu. Bu da buradan diğer taraftan bankacılıkta tekrardan pozitiflik görülebilir diye düşünüyorum. Açıkçası seçim sonucunda ben belli bir noktada bir kar realizasyonu, yine dediğim gibi genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülmesi beklentisiyle birlikte bir satış baskısı, sonrasında ise ben kuvvetli alımların devam etmesini açıkçası BIST endeksinde beklerim. Tabii kısa vadeli de yorum yapmak gerekiyor. Yani burada 5200 seviyesi oldukça önemli. 5200 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde yani ben 5500 ve yukarıya doğru 6000'e doğru bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Ama 5200 kısa vadeli harekette, yine bunun altında psikolojik eşik 5000 seviyesi altındaki hareketlerde ciddi realizasyon neden olabilir. Sadece Türkiye özelinde değil, yani seçim atmosferi değil, küresel tarafta da biraz önce söylediğim gibi hem ABD tarafında hem Avrupa Asya tarafında bankacılık konuşuluyor. Acaba bir fitil ateşlendi mi Amerika tarafında? Bunu takip ediyor olacağız. Yani burada bir stresin olması halinde biz bundan zaten ayrışamayız. Ama kendi özelimizde yani mevduat paranın gidebileceği noktaların da sınırlı olması sebebiyle BIST 100 endeksindeki bu aşağı yönlü volatilite, yani küresel bir riskin çıkması halinde sınırlı olması beklenebilir diye düşünüyorum. Diğer önemli bir husus ise coğrafi olarak baktığımızda jeopolitik tansiyon oldukça yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna gelişmelerini konuşuyoruz. Yine yani Suriye, Irak konusunda da çeşitli olayların olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Yine Çin tarafında aksiyonlar var. Çin, ABD, Rusya-ABD arasında çekişmeler söz konusu. Yani zaman zaman biz daha çok jeopolitik tansiyonun da eşlik ettiği bir durum da göreceğiz. Bu da tabii ki küresel piyasalarda, yani bu sene içerisinde 2023 yılı oldukça volatil bir yıl olacak diyebilirim. Yani pandemi sonrasında bir belli bir süre belirlilik söz konusuydu. Neydi? Para enjekte edildi. Bunlar borsaya doğru bir kayışa neden olmuştu. Ama bundan sonraki süreçte merkez bankalarının bundan sonra ne yapacağı belirsizliği oldukça artacak diye düşünüyorum. Diğer önemli husus da jeopolitik tansiyonun artması. Tabii ki burada küresel tarafta satış baskısı olursa bize bundan fazla ayrışamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi borsaya dün baktığımız zaman puan bazlı katkılarda Sasa'yı, BİM Gübre Fabrikaları, Koza Altın, İlker Bisküvi takip etti. Puan bazlı baskılarda ise Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Şişe Cam ve aynı zamanda Ereğli vardı diye çok kısaca hatırlatalım. Yine SVB ile ilgili olarak ünlü yatırımcı Michael Burry yapmış olduğu değerlendirmede şu anda krizi çok çabuk çözdü Amerika diye bakıyor konuya ve ciddi bir tehlike görmediğini belirtmiş. Sion Asset Management'tan yapılan değerlendirme böyle. Bir gün öncesinde ise aptalca yapılan bir takım hatalar ve alınan riskler yüzünden başarısızlık olduğunu ve piyasa yapıcılarında, bu politika yapıcılarında bu anlamda para basarak durumu düzeltmeye çalıştığını ifade eden sosyal medya paylaşımlarıyla kendisi dikkat çekmişti. Önümüzdeki sürece baktığımızda bankalarda tabii oynaklığın da artması bekleniyor. Terminale bakacak olursak Citizens Financial Group, Cullen/Frost, Fifth Third Bank, aynı zamanda yine Bank OZK ve Signature Bank ve Zions Bank Corp'un da önümüzdeki süreçte hisselerinde oynaklığın yükselmesi bekleniyor demişler. Son bilanço döneminden bu yana kısa pozisyon açılışlarında en fazla artışın görüldüğü banka hisseleri tarafında ise karşımıza First Citizens, Western Alliance, PNC Financial ve New York Community Bank Corp'un geldiği de ifade ediliyor yine bu başlığın altında. Borsa ile ilgili bir farklı yorum daha verelim. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu değerlendirdi. Paylaşıyoruz. Yükselişin altındaki sebepler gerçekçi. Bilançolar geldi. Hı hı. Son çeyrek bilançolar bir önceki çeyreğe görece belki çok tatmin edici değil bazı şirketler açısından ama şimdi onları fiyatlıyoruz. Tabii bunun yanında deprem sonrası alınan tedbirler içinde yer alan özellikle şirket geri alım kararları ve onların piyasadaki realiteleri de söz konusu. Tüm bunlar piyasaya destek oluyor. Ama şimdi bundan sonra artık 3 aylık bilanço beklentileri fiyatlanacak ve 3 aylık bilanço beklentileri de seçime yakın bir dönemde gelecek. Bu durumda aslında seçim sonrası fiyatlanacak. Sadece bilançoları fiyatlamak bundan sonra yorum olarak çok böyle gerçekçi söyleyebileceğimiz bir şey değil.
Çünkü seçim ve seçimin sonucu Türkiye'de ekonomik modellemeyi değiştirebilir. Bunu nereden biliyoruz? Seçime katılacak olan partilerin söylemlerinden. Hangi para politikasına geçileceği ve uygulanacağı muhakkak borsa açısından belirleyici olacak. Mevcut durumdaki para politikasının yaklaşık ilk pandemiden beri süreçte evet ortamda bir devalüasyon da olmuş olmasına rağmen, paramız değer yitirmiş olmasına rağmen borsayı destekleyici etki yarattığı söylenebilir. Yükselen enflasyonla beraber yine yükselen karlar, bir taraftan özellikle kur korumalı mevduat ve sonrasında bankacılık sektörünü ilişkilendiren parasal gelişmeler ve bankacılık sektörünün ciddi karlılığı, tabii ki enflasyondan arındırmamış haliyle, tüm bunlar bizi bir endeks seviyesine taşıdı. Ama bu endeks seviyesinden daha yukarıya gitmek bundan sonraki para politikalarıyla alakalı olacak. O da bence seçimden sonra belli olacak. BİM Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri dedik. Orada da yine pay senedi tarafında 5.92 trilyon TL'lik bir bakiye gözüküyor. Kaydan saklanan menkul kıymet değeri 7.35 trilyon TL ve pay senedi yatırımcı sayısının da 4 milyonun üzeriyle olduğunu yine aktarabiliyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş banka hisseleri ve aynı zamanda Erdemir'in temettü vermemesiyle ilgili görüş verdi yayınımızda, onu da aktaralım. Geçen haftalarda bankalarda ciddi bir yukarı hareket oldu. Tabii çarpanlar olarak hep argüman şu, bankalar genel anlamda ucuz. Bu argümanla zaman zaman hareketler oluyor. Fakat tabii ki bankaların bir diğer bir özelliği de işleri tamamen parayla ilgili olduğu için global konjonktürden ya da makro Türkiye genelindeki ekonomik göstergelerden çok fazla etkileniyor. O nedenle de açıkçası hafta sonu yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz. Geçen haftada işte Silicon Valley'de işte bankalarla ilgili sıkıntı yaşandı. Ona çözüm üretilmeye çalışıyor. Bize bir anda 2008-2009 yılındaki dönemleri hatırlattı ya da onun önce göstergeleri. O nedenle de global bir ortam biraz baskı yaratmış olabilir şu anda. Yani faizlerin yükseltildiği bir ortamda böyle evet, bir sıkışıklık sebebiyle bankalarda bir miktar gerileme oldu. Biz bankaları ilk etapta hep tercih etmiyoruz, onu söyleyeyim. Bankacılık dışı hisselerle önümüzdeki dönemde 6 aylık dönemde daha fazla değer yaratmaya çalışıyoruz gözle. Temettü dağıtmaması biraz sürpriz oldu, evet. Ama önümüzdeki 6 aylık 9 aylık görünümü düşündüğümüzde ki Erdemir'in önemli bir kısmı İstemir, İskenderun bölgesinde, deprem bölgesinde. O nedenle böyle temkinli, yani OYAK grubu da zaten bu konuda temkinli olmalarını normal karşılıyorum. Ama tabii ki uzun yıllardır, son 15-20 yıldır herhalde bir ödememe görmemiştik. Bunların en kötüsü aslında 2008-2009, o dönemlerde net hatırlıyorum. Gerçekten de doğru kararlardı o zaman verilmemesi. Şu anda da aynı şekilde görüyoruz. Biz doğru karardır. Hem yatırım döneminde şirket hem de ilk 6 ay, önümüzdeki 6 ay çok zor geçecek. O yüzden de tedbir olarak görüyorum. ArcelorMittal'in satması o da bir baskı oluşturuyor tabii. %4.8 kadar payları kaldı. Onu da satacaklar. Onun sebebini ama şöyle altını çizmek istiyorum. Ya Erdemir iyi bir şirkettir. Fakat son dönemde global benzerlerine göre çok daha primli haldeydi. Evet. Aslında biraz o tetikledi diyebilirim. Hı hı. Biraz sabıra gerek var. Peki. Biraz daha baskı altında kalacak diye bekliyorum. Şimdi Yeliz, tabii TL cinsi varlıkları değerlendirirken hep borsayı konuşuyoruz ama kur korumalı mevduat tarafını da ele alalım istersen. Bu sabah itibariyle doların geldiği yer 18.97'lere işaret ediyor. Seçim sonrasına ilişkin farklı senaryolar var. Tabii yatırımcı neye inanıyorsa ona göre pozisyon alacaktır ama önümüzdeki süreçte kur korumalı mevduat da biraz daha özellikle dövizden dönmeyi düşünen için olumlu bir alternatif, seçilmesi gereken bir alternatif yaratabilir mi? Onu da konuşalım istersen. Çünkü önümüzdeki süreçte döviz
dövizde bir yükseliş olacaksa, şimdi az önce yorumculardan da dinledik, para politikası tabii önümüzdeki süreçte biraz daha belirleyici olacak diyorlar piyasaların gidişatı açısından. Kur yükselecekse kur korumalı mevduatta bir koruma söz konusu olabilecek. Kur düşecekse de ona göre yine bir zarar olmayacak gibi gözüküyor. Faiz tarafında da tavan ortadan kalktı. Onu da yine dipnot düşelim. Bilemiyorum neler düşünürsün önümüzdeki sürece dair. Tabii orada belki şunu da hesaba katmak lazım. İçerideki yatırımcıya herhalde bir şey olmayacak ama zaten hani mevcut iktidarın devam etmemesi durumunda muhalefetin ortaya koyduğu tavır, hani kur korumalı mevduatı bundan sonrasında biz bitireceğiz kısmında. Onu da yine belki hatırlatmakta fayda var. Şimdi kur korumalı mevduatla ilgili baktığımızda ne kadar sürdürülebilir? Yani muhalefet geldiğinde ya da iktidar geldiğinde ne kadar sürdürülebilir? Buna bakmak gerekiyor. Birden çıkış da burada mümkün değil açıkçası. Yani burada iyice güveni tesis etmeden eğer bir çıkış yaparsanız bu programdan yani olan mevduatını tekrardan dövize doğru kayış gerçekleştirir. Bu da kurların ciddi anlamda artışına. Sonrasında tabii ki burada yani bizim özellikle döviz enflasyonunun döviz hassasiyeti oldukça yüksek olması sebebiyle yine bu bir iki senedir yaşadığımız enflasyonun benzerini tekrardan yaşamamıza, daha alttan ivmeyle yaşamamıza neden olur diye düşünüyorum. Bu açıdan ben her iki tarafında yani iktidar ve muhalefet olarak baktığımızda bunun çok fazla sürdürülemeyeceğini sadece vadesi itibariyle belki değerlendirmek gerekiyor. Burada ben hem iktidar hem muhalefetin genel kabul görmüş iktisadi politikalarla devam edeceğini, burada yani son zamanlarda konuşulan isimlere ve ekonomi tarafında isimlere baktığımız noktada ben bunun olabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden Mayıs ayı itibariyle yani Haziran gibi muhtemelen yavaş yavaş kur korumanın mevduatta çıkışla ilgili senaryoların konuşulacağı bir dönemi göreceğiz. Ama şöyle söylemek gerekiyor. Burada ilk etapta ekonomiye güven yaratılması gerekiyor ki burada insanların tekrardan döviz ya da benzeri yatırımlara kaçmaması. Yani bunun genel ekonomiye dönmesi, yine mevduatta belki kendisi değerlendirilmesi, yani TL mevduatta değerlendirilmesi şeklinde olabilecek bir yelpaze ile ancak devam edilmesi gerekiyor ki burada ekonomiye ciddi yük getirmemesi gerekiyor. Şu an hala cazibesini zaten koruyor ama ben seçim sonrasında çeşitli senaryolarla artık kur korumalı mevduattan çıkışın konuşulacağı, hem iktidar hem muhalefet tarafında yani hangisinin başa geleceği şeklinde değerlendirdiğimiz noktada sadece bir vade konusu söz konusu olurum ama ben bir orta vadede yavaş yavaş çıkışın olabileceğini, bu senaryodan, bu programdan çıkışın olabileceğini, yani sonuçta burada bir servet transferinden bahsediyoruz. Yani bu sürdürülebilecek bir durum söz konusu değil. O 2021'deki o alevi bir anlamda, kurun alevini bir anlamda aldı. Stabil bir hareket söz konusu. Yine enflasyonda o ciddi bir zıplayışın kısmi olarak yukarıda törpülenmesine neden olmuş gibi gözükmekte. Ama orta uzun vadede açıkçası bu programın sürdürülemeyeceğini, ekonomiye güvenin getirilmesiyle birlikte bu programdan da ben çıkışın olabileceğini düşünüyorum. Son olarak yine bir kez daha terminale bakalım. Ayın 22'si itibariyle Fed'den faiz indirimi bekleyen tarafta bir tek numarayı görüyoruz. 25 bas puanla 4.75 olan faizin 4.5'a ineceğini düşünüyorlar. Wells Fargo tarafında yine NatWest Markets'ta, Kennesaw State University'de ve Goldman Sachs'ta, aynı şekilde Barclays'de bu toplantının pas geçileceği fikri var. 25 bas puan faiz artırımı ise halen burada ekonomist beklentilerinde ağır basan bir seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Hatta 50 bas puan faiz hala artırabileceğini düşünenler de terminalde mevcut. Diğer tarafta da döndüğümüz zaman fiyatlamalar tarafı tahmin değil de arkasında para olan pozisyonlanma tarafına baktığımızda burada tepe noktanın 4.6'larda olduğunu Haziran ayı için görebiliyoruz. Sonrasında ise faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamanın ortaya çıkması dikkat çekiyor. Geçen hafta burada artık %6'ya mı gidiyoruz diye konuştuğumuz bir tablo söz konusu olmuştu. Hatırlatalım. Stratejist Deniz Karabulut, çok teşekkür ederiz bu sabah bize zaman ayırdığın için, değerli yorumların için. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
ve şu anda açık olan piyasalarda işler nasıl gidiyor onu da takip edeceğiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Bloomberg Eti Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı bizimle beraber bu sabah. Ersoy tabii petrol dahil olmak üzere her şeyi SVB skandalı etkilemiş gözüküyor. Çünkü Fed beklentileri değişti piyasanın. Bu sabah itibariyle baktığında nasıl bir tablo görüyorsun? Zeynep günaydın. Evet, senin de söylediğin gibi piyasalar satıcılı. Dün biraz sakinlemiş gibiydi. Amerikan yönetiminin aldığı karardan sonra, yani mevduatlara güvence verdiğinden sonra. Fakat bu sen de belirttin. FED'le ilgili beklentiler değişiyor. Faizleri artıracak mı, artırmayacak mı, artırsa ne kadar artacak? Dün özellikle petrol piyasası etkilenmedi diyordum ilk sabah açılışta. Sonrasında sert düştü, %2,5 düştü. Bugüne de düşüşle başladı. Bakıyorum şu anda 74 doların da altına geldi Amerikan türü. Brent'te 80 doların altında. Bugün OPEC'in aylık raporu, yarın da Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporu açıklanacak. Özellikle borsalarda sert satış var Zeynep. Bankacılık hisseleri ve enerji hisseleri düşüyor. Japonya düşüşte başı çekiyor. Japon tahvillerde hatırlarsam Japonya Merkez Bankası'nın sınırı vardı. 0.50 bandına geliyor, oradan geri dönüyor diyorduk. 0.25'lere kadar geri geldi. Japon 10 yıllık tahvil faizleri dediğim gibi %2'nin üzerinde eksisiyle Japonya dikkat çekiyor. Diğer taraftan Çin'le ilgili biraz olumlu sayılacak bir haber var. Vize kısıtlamalarında yumuşamaya gidiyor. Yabancılar vize alabilecek turistlere kapılarını açmak istiyor Çin. Biden Xi'yi aramayı düşünüyor bu son kongreden sonra. Yine notlarıma bakıyorum. Hindistan'da da TÜFE Şubat'ta %6,4 oldu. Ama genel hava olumsuz, hem borsalarda hem de petrol tarafında. Bu Orta Doğu'ya da yansıdı Zeynep. Dün Orta Doğu borsalarında sert satışlar vardı. Ama bir hisse hariç diyeyim, Abu Dhabi'de Adnokgaz işlem görmeye başladı. Adnokgaz bu sene başından beri yapılan dünyadaki en büyük halka arz, 2,5 milyar dolar bir halka arz olmuştu. %5 halka açılmıştı. Zeynep dün ilk başta %25'e kadar yükseldi ama sonra geri verdi. Onları %3 kadar artıda kapattı. Kapanış rakamı 58,7 milyar dolar oldu piyasa büyüklüğü. Evet, son olarak bendeki notlar böyle. Genel olarak piyasalarda riskten kaçış yaşadığımız bir gün bugün Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı, çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Piyasalarda son durumun detaylarını da aldıktan sonra bugünkü açılış öncesi neler bilmek lazım onu sorgulayacağız biraz da. Araştırmada ilk söz için Bloomberg HT'ye para ve sermaye piyasaları müdürü Ebru Usta bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ebru günaydın, hoş geldin stüdyoya. Günaydın. Bugün küresel basına baktığımızda dün de senin altını çizmiş olduğun tırnak içinde sürü psikolojisinin aslında SVB Bank'i bir miktar son durumuna sürüklediğine işaret eden başlıklar aktardık. Ama bugün piyasa biraz daha belki alınan tedbirlerin bankalar üzerinde olumlu bir etkisini görebilir mi? Biraz daha Amerika'dan gelecek enflasyon verisine odaklanabilir mi? Ne dersin? Aslında her şey çok çabuk değişiyor şu son birkaç günde. Piyasa fiyatlamalarında da çok hızlı değişimler var. Haber akışlarında da öyle. SVB Bank'la ilgili bir miktar daha pozitif bir algı olmaya başladı. Çünkü hem dün Biden'ın açıklamaları hem de işte Amerika'nın TMSF'si diyebileceğimiz kurumlardan gelen açıklamalarla bir miktar mevduat müşterisini rahatlatıcı yönde açıklamaların gelmesiyle en azından bank run olayı bir miktar daha durulmuş gibi görünüyor. Mevduat sahipleri yani gideyim paramı çekeyim hikayesi sadece belki biraz o daha bankadan rafa kalkar değil, belki. Evet, sadece o bankadan değil, ona benzer bankalardan da çekme eğilimindelerdi. Çünkü her bir bankada 250 bin dolarlık bir mevduat garantisi var.
Hatta şöyle yapanlar vardı. Daha yüksek miktarlardaki meblağları bütün bankalara, böyle çok sayıda bankaya bölmüş olanlar, hepsinden böyle çekmeye başlayanlar falan diye duymaya başlamıştık ama bir miktar daha rahatlatıldığını görüyoruz. Dün borsalar tarafında da kısmi iyimser diyebileceğimiz bir seyir vardı. En azından Nasdaq artıda kapattı, %0,45 seviyesinde. Dow Jones Endeksi %0,28 eksi taraftaydı. S&P tarafında da %0,15 civarında kayıpla kapattığını görüyoruz. Burada bir miktar kısmi pozitif olmasında da aslında şunun da etkisi var. ABD'den gelecek hafta 22 Mart toplantısındaki faiz beklentilerindeki düşüşler de borsalara bir miktar destek oluyor. Hem bankaların toparlaması hem Fed'den beklentilerin bir miktar daha aşağı çekilmesi. Burada da çok önemli değişiklikler var. Çünkü geçtiğimiz hafta %6'lı seviyeleri tepe faizle konuşurken şu an 5'lerin altına inmiş durumda. Çok ciddi bir değişim bu. Örneğin Goldman dün gelecek haftaki toplantıda herhangi bir faiz artırımı beklemediğini açıklamıştı. Evet. Bunun üzerine Barclays ve Wells Fargo'da beklemediğini açıkladı. Hatta terminalde de var şu anda. Hı hı. Bu sabah gelen bir yeni beklenti ise Nomura tarafından. Nomura faiz indirimi beklediğini açıkladı. 25 bas puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı. Şu an Fed'in üst bandı %4,75 seviyesinde. Geçtiğimiz hafta 50 bas puan faiz artırım ihtimali bir sonraki toplantıda çok yükselmişti. %70'lere çıkmıştı, hatırlarsan konuşuyorduk evet. Burada. Şu an 50 bas puan kesinlikle konuşulmuyor piyasada. 25 bas puan faiz artırım ihtimali %76 seviyesinde. Faiz artırılmama ihtimali de, sabit bırakılma ihtimali de %24 seviyesinde. Yani sabit bırakma yönünde bir eğilim var. Hatta bu sabah gelen açıklamada Nomura'nın faiz indirimi beklentisini açıkladı Nomura. Gelecek hafta önemli olacak ama ondan önce daha önemli bir veri var. O da bugün enflasyon verisi. Enflasyon Amerika'da Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Manşet enflasyonda %6,4'ten 6'ya gerilemesi bekleniyor enflasyonun. Çekirdek tarafta da %5,6'dan 5,5'a gerilemesi bekleniyor. Bu önemli olacak FED beklentileri tarafında da, piyasanın yönü tarafında da. Diğer taraftan aslında diğer bir önemli değişiklik 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde oldu dün. 2 yıllık tahvil faizi neredeyse 1 tam puan düştü ve 1987 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 10 yıllıklarda da bu sabah 3.56.90 seviyelerindeyiz. 2 yıllıklar 4.18.80 seviyelerinde ama dün 4'ün altı da görüldü burada. Dolar endeksinde düşüş var, 104'ün altına geldi. Diğer bir önemli değişiklik ise emtialarda altın fiyatları 1900 doların üzerine çıktı ons altın. Diğer emtialarda da gümüşte çok hızlı bir artış oldu. Bitcoin tarafında yine 24 bin dolarlı seviyelerin üzerine çıkıldı. Önemli değişiklikler var küresel piyasalarda. Önemli de bir veriyi karşılayacağız Türkiye saatiyle saat 15.30'da. Türkiye tarafına geldiğimizde ise dün satıcılı bir seyir vardı. Bir miktar Amerika'dan gelen haber akışları ve risk iştahının negatif olmasının etkisi var. Bir miktarda bankalarda satıcılı tarafta kapatılmasının sebebi Merkez Bankası'nın son düzenlemesi oldu Zeynep. Hı hı. Burada da faizlerde, özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde faizin bir miktar daha aşağı çekilmesini istiyor Merkez Bankası aslında özetle. Bu doğrultuda bir düzenleme yapmıştı Cuma akşam saatlerinde. Bu nedenle bankalarda satıcılı bir seyir gördük. Bir miktar tabii küresel banka satışlarının da etkisi doğru var. Bankalar %4'ün üzerinde kayıpla günü tamamladı. Hatta Yapı Kredi Bankası %6, Garanti Bankası %5,5, Halkbank %5. Yani çok ciddi satışlar oldu dün. Sınai taraf yatay kalsa da bir miktar Ereğli'nin önceki günkü satışlarının ardından toparlamasıyla sınai tarafta bir yatay seyir olsa da bankacılık endeksi önderliğinde dün BIST 100 endeksinde %1'i aşan kayıplarla 5.323 puanda kapanış yaptık. Bugün açıklanacak önemli bir veri yok. Hafta genelinde konut verileri takip edilecek. Cuma günü piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını göreceğiz Merkez Bankası tarafında. Bu da önemli olacak. Çünkü burada da enflasyon beklentilerini takip ediyoruz. Ayrıca Cuma akşam saatlerinde Fitch'in planlı Türkiye değerlendirmesi var. En son Kasım ayında bir değerlendirmesi olmuştu Fitch'in. Burada değişikliğe gitmemişti. Ondan önce Temmuz ayında bir not indirimi olmuştu Fitch'in. Bu da Cuma kapanıştan sonra akşam saatlerinde takip edilecek Zeynep.
Bakalım oradan ne çıkacak? En son %2,9'dan 2,5'a büyüme tahminlerini geçen hafta açıkladıkları raporda aşağı yönlü revize etmişlerdi. Onu dipnot düşelim. Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta, çok teşekkür ederiz her sabah Kendim. Olduğu üzere. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bloomberg.com'da öne çıkanları da aktararak programı noktalayalım. TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu 200 bin şirket depremden etkilendi diyor. Deprem bölgesinin Türkiye'nin toplam milli gelirinin %9'unu, ihracatın %8,5'unu, tarımsal üretiminde %14'ünü karşıladığını aktarıyor. Bir diğer başlıkta ise Fed'den SVB'nin denetimine ilişkin inceleme haberi var. Detaylarını Bloomberg.com'da okuyabilirsiniz. İlk sözü böylece noktalıyoruz. Yeni sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.